Kardeşlerim hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Ses nasıl? Birisi böyle ses iyi abi falan derse sevinirim. Yükseltmem gerekiyor mu? Şuradan da tamam, güzel o zaman Abdullah. Allah razı olsun kardeşim. Saatte de bakalım. Tamam, birazdan. Bugün inşallah Rabbim nasip ederse İnfitar suresini bitireceğiz. 9. ayete kadar işlemiştik ama ardından kalem fırça nota dersi girmişti. Sonra da Onur kardeşimizin iki tane dersi oldu. Say Çamlıca ile Zafer Duygu ile yaptığı iki tane dersi oldu. Dolayısıyla onlara böyle hemen hemen 3 hafta böyle bir ara vermiş olduk bu derslere. Ben en azından 1 ve 9. ayetleri şey yapalım diyorum böyle. Bir tekrar ederiz. İlk 9 ayeti çok üstünden okuyarak ardından da geri kalan 19 işte 9'dan da 19'a kadar ayetlerimizi tamamlayarak bugün en azından Allah'ın izniyle İnfitar suresini bitireceğiz. Hatırlayalım. Biz geçen sene başladığımız yani bu gençlerle Kur'an okumalarına 3 yıldır devam ediyoruz. Nebileri, Resulleri, onların karakterlerini, şahsiyetleri, Hazreti Musa ile ilgili, İbrahim ile ilgili dersler, 3 tane Hazreti İbrahim, 3 tane Hazreti Musa, Firavun arasındaki ilişki, 7 tane Allah Resulü ve çocuklar ile ilgili dersler vesaire birçok ders yaptık. Geçen sene de Nebe suresine başladık. Nebe suresini bitirdik. Abese suresi bitti. Nebe, Naziat, Abese bitirdik. Bu sene tekrardan onlara bir giriş yaptık. Böyle üzerinden devam ettik. Nebe, Naziat, Abese, Tekvir, bugün de İnfiter. Cüz ammayı böyle inşallah tamamlayacağız. Amacımız aslında şeydi. Hepsini birbiriyle bağını kurarak aslında okumaktı. Yani o cüz ammede normalde musaf okuyuşlarında neden böyle okuyoruz? Neden bir süre bittikten sonra ardından devam ediyoruz? Sanki birbirini tamamlayan bir resim gibiydi bunlar. Bugün de inşallah İnfitar suresinin ilk 9 ayetini böyle yüzeysel. Çünkü daha 3 haftaya belki dersten anlatmıştık. 3 haftaki dersten böyle üstünden biraz okuyup ardından 9. ayetten itibaren 10. ayet ve 19. ayetle İnfitar suresini tamamlayacağız. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanın varına şartını Allah hamd eder. Kalemi ve kelamı yaratan Allah'ın adıyla başlarım. Onun nebisine selatü selam eder. Esselama teslim olanlara selam olsun derim. Gerçekten İnfitar suresini okurken özellikle 10 ve 19 ilk ayetlerden çok heyecanlıydı. Ben çok keyif aldım. Muazzam bir kelime tercihi var. Muazzam bir resim çiziyordu. Bu resmin birinci resmi de Tekvir suresinde görmüştük. Tekvir suresinde bize çok ilginç bir resim çizmişti. Resim şuydu. Yani kıyamet sahneleri verilmişti ve kıyamet sahnelerinde güneş sönüyor, yıldızlar sönüyor, kız çocukları gömülüyor, bir karanlık oluyor. Ardından işte cehennem ateşi tutuşturuyor. Yani bir tema var. Tema karanlık ve aydınlık. Yani karanlık ve aydınlık tema vardı. İnfitar suresinde çok ilginç gene kıyamet sahnesi, gene kıyamet sahnesi var ama bu sefer tema farklı. Tema patlamak, yırtılmak, parçalanmak, şangırtı, tıngırtı. Bu şekilde geliyor. İnşallah bu temaların ilk 9 ayetiyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gök yarıldığında demişti. Bu dediğim gibi bu 9 ayeti böyle üzerinden okuyacağız. Fatara, gök yarıldığında Fatara çok geniş bir yırtılma. Yani Mülk suresinde de okumuştuk. 3. ayetinde futur değildi. Yani bak bakalım gökyüzüne. Bir çatlak, bir eksiklik bulabilecek misin? Gözlerin sana yılgın bir şekilde göre dönecek demişti. Futur gibi küçük bir yırtık değil. Burada Fatara boydan boya bir yırtılma. Boydan boya sanki o gök üstümüzde bir çadır, bir tente gibi duruyor ve boydan boya bir yırtıma var ve büyük bir yırtılmadan bahsediyor. Ardından ikinci ayet ve izel kevabikun teseret. Yıldızlar düştüğünde. Şimdi tema neydi? Sarsıntı, ani büyük, yıpranma, sallanma, tangırtı, şıngırtı gibiydi. Yani intitara, teseret işte o çadırın, göğün üstündeki çadırın yırtıldığında ne olacak? Üstümüzdeki o yıldızlar bu sefer sanki o çadırın üzerinde yıldızlar var. O yıldızlar dökülüyor. Tekvir suresinde bir önceki surede bakın cüzammeden gidiyoruz. Nucum, necim yıldızlar demişti. Burada ise Kevka kelimesini kullandı. Gezegen diye çeviriyorlar. Aslında sönmüş yıldızlar olabilir.
Dikkat edin, yıldızların parlamasıyla ilgili ve sönmesiyle ilgili temayı, çünkü Tekvir suresinde kullanmıştı. Yıldızların parlaklığıyla ilgili bir soru olduğu zaman necim, nucum kelimesi geçiyor. Fiziksel büyükleriyle ilgili bir şey olduğu zaman kevka, kevakip kelimesini kullandı burada. Temaya uygun Rabbim kelimeler kullanıyor. Subhanallah, gerçekten Kur'an'ın o çok ince, bu hassas bir çizgisine kaynaklı bir şey. Yani okuduğumuzda bu inceliği görebiliyoruz ve boyutuyla ilgili bir şey. Kevka çok büyük bir yıldız ve sağlam bir yıldız, sabit bir yıldız, güçlü bir yıldız. Asla yıkıldığını düşünmediğiniz bir yıldız bile yıkılacak. Fiziksel boyutuyla ilgili bir şey. O gök yırtıldığında şeyler düşüyor. O büyük, çok sağlam yıldızlar düşüyor. Ve bakın, izel biharu fucre. Ne olur peki? O yıldızlar düştüğünde nereye düşecek? Yeryüzüne düşecek. Üçte, işte dörtte üçüsü olan okyanuslara düşecek. Ve bakın, biharu fucret, okyanuslar ne oluyor? Taştığında fucret. Tekvir suresinde okyanuslar alevleniyordu. Yanma, sönme. Burada ne dedik? Tema dedik. Fışkırma, taşma, sallanma demiştik. Burada da artık temaya uygun bir taşma var. Tema taşıyor. Fucurat, facir. Facir sabah namazı demektir. Yani sabahın o karanlığı delip geçtiği için. Ve fucurat en sert bir dille de patlama. Yani yer yerinden oynanıyor. Sanki tsunami gibi. Yani o yıldızlar dökülüyor. Nereye dökülecek? Denize, denizler taşmaya başlıyorlar. Ve dördüncü ayet. Ve izel kuburu bu süre. Kabirler alt üst oluyor. Kabirler alt üst oluyor. Şimdi Kur'an'da kabirleriyle ilgili kelimeleri anlatmıştık. 3 tane, 4 tane Yasin Suresi örnek vermiştik. Hatta ecdat, cadat kelimesi geçmişti Kur'an'da. Bu yerinizin, izinizin bile belli olmadığı bir mezardı. Yani gömülüyorsunuz, işte yananlar, yakılanlar, toplu mezarlar ve bilmiyorsunuz. Yerinizin, izinizin belli olmadığı mezarlardı bunlar. Ama burada sizin bu kubur, kabirler, niyet ederek ölünüzü işte gömmek istediğiniz yerler, niyet ederek, bakın kazmak var gene, kazıyorsunuz, bir hareket var temanın içerisinde. İşte o yıldızlar, o güvendiğiniz yıldızlar, o büyük yıldızlar düşüyor. Denizler bulunduğu yerin kabını alır, şeklini alan yıldızlar yer yerinden oynuyor, denizler yerinden oynuyor, taşıyorlar. Aşırı bir şekilde taşma var. Sabit kalmasını beklediğiniz mezarlarınız alt üst oluyor. Bu surat batara kelimesi, bata ve atara, aslında tam bu kelimeyi şöyle kullanmıştık daha iyi anlaşılması için. Yolculuğa çıkacaksınız. Havalimanına gideceksiniz ve arabanızın anahtarı şeyde, bavulunuzun içinde. Ve oraya atmışsınız yanlışlıkla. Bavulundan tam eve çıkıyorsunuz. Bavulları da hazırlanmışsınız. Arabanın anahtarını arıyorsunuz. Nerede? Uçağa da yetişeceksiniz. Bavulun içinde. Açıyorsunuz. O bavulun içindeki bütün şeyi hallaş pamuğu gibi atmanız sizin. İşte o, onu batara geliyor yani. Bu kabirlerimiz böyle yağmalanacak. O gün. Bakın kullandığı kelimeye bak. Beşinci ayet. Alimet nefsun ma kaddemet. Ve aharat. Bunu da uzun ve uzun anlatmıştık. Hemen hemen her ayete burada 5 dakika falan ayırmıştık. 5-6 dakika ayırmıştık. Ve Tekvir suresinde her nefsin kendisini yaptığını bilir diyordu. Her nefis kendi yaptığını biliyordu. Burada ise artık her nefis yaptığının bildiğinin arka kamera arkası çekimi yapılıyor yani. Ve kaddemet gönderdi demek. Yani 1500 yıl evvel neyi gönderdiğini bilmiyorum ama yani bunu da yani bugün anlasam anlıyorum. Bastım gitti gönderdim. Bir daha geri dönüşü yok yani. Yani yaptığım, yazdığım bir şeyin üstünü karalabilirsin. Yaptığım bazı şeyleri düzeltebilirsin ama gönderdiğini düzeltemiyorsun. Bir bastım, send yaptım, yolladım, gitti. Bir daha geri gelmiyor bu yani. Böyle bir sıkıntı var. Yani o zaman da anlatmaya çalışmış. Gönderdiğiniz ve geri dönüşü olmayan eylemlerinizi biliyorum. Alimet ve aharet, yapman gereken iyi veya kötü ve ertelediğin şeyleri de biliyorum diyor Rabbim. Vazgeçtiğin şeyleri de biliyorum. Her nefis neyi hazırlıyorsa diyordu Tekvir suresinde, onu biliyorum diyor. 6. ayet. Ya eyhal insane makarreke bir rabbikel kerim. Kerim olan Rabbine karşı seni bu derecede nankörlük yaptıran nedir? Rabbine karşı seni aldatan nedir? Garreke kelimesini de gene hafif bir gene geçelim üzerinden. Bunu da çok uzun anlatmıştık. Seni yönlendiren, aldatan garra aslında tam bir şu kelimeydi. Turist, tam kelime anlamı turist. Yaptığına önem vermeyen bir adam, ne yaptığını ettiğini bilmiyor, turist gibi geziyor. Kimler faydalanır? Dedik ki lafımız meclisten dışarı. Bazı kötü niyetli işte esnaf olabilir, işte taksici olabilir, herkes değil kesinlikle. Faydalanır bu insanlardan. Yolu bilmiyor, para bilmiyor, şunu bilmiyor.
kim faydalanır senden işte? Amacına, hayatına, Rabbine yabancılaşan insan aslında bu Garreke. Aslında Fellini'nin duvarcısını hatırlatıyor bana. Dedem diyor duvar örerdi benim diyor. Babam da duvar örer, ben de duvar örüyorum. Hani benim evim diyor. Yani dedesi, babası kendisi duvar örüyor ama bir parça duvarı ve evi olmayan bir insan hikayesi. Aslında Karl Marx'ın anlatmaya çalıştığı o metalaşan emek teorisini anlatıyor. Kendisine ve emeğine yabancılaşan insandan. Aslında burada da Rabbine yabancılaşan, kendini yaratan insana, yabancılaşan insana bahsediyor. Şimdi peki bu turist gibi adama kim faydalanırdı? Bir önceki sure bak, hep bağlı gidiyoruz böyle. Tekvir suresiydi. Şeytanın sözü değildir demişti. Arkadaşınız Mecnun değildir demişti. Ve insanın deli sözü değildir demişti. Bu şeytanın sözü değildir demişti. Savunmaya çalışmıştı. Kimler saldıracaktı? Şeytan saldıracaktı ve saldırmıştı ve atıfta bulunmuştu. Nebe suresinde Rabbimizden uzaklaşmıştık. Nebe suresinde. Tekvir suresinde Allah'ın elçisinden uzaklaşmıştık. Abese suresinden kitabından uzaklaşmıştık. İşte problemin kökenini ve temelini söylüyor Rabbimiz. Benden ve elçilerinden, kitaplarınızdan uzak durduğunuz için kolayca aldatıldın. Garreke, seni benden aldatan ne? Seni benden uzaklaştıran ne? Elçin, kitabım, benim ve problemi kendisinden gösterdi. Garreke bizi aldatan şey, kendisini yaratana yabancılaşmak, adeta emene yabancılaşan insan gibi. Ve 7. ayet, o seni yarattı, bir düzen içinde yarattı ve bir biçim verdi. 8. ayet, dilediği surette tertip etti seni. İşte terkip birbirini bağlayan, hatta bir örnek vermiştik, Lego gibiydi. Parçaları birleştirerek mükemmel resim çıkartmaya değiniyordu. Yani o harika bir resim veyahut da bir sanat çıkıyordu orada. Bizi hücrelerimizle, damarlarımızla, her şeyimizle birbirine bağladı, dengeledi, yarattı, ince ayarlarda bulundu. Ve her şey, bundan sonra da bizden bir talebi vardı, bizden umudu vardı Rabbimizin. Ve öylesine özene bözene yarattıktan ve emek verdi. Dikten sonra ne demişti? Kalla bel tükezzibuyna bittin. Bakın Resul ve elçi dememişti. Dini yalanlıyorsunuz. Din, deyn, dana, bunları açıklamıştık ve birbirine, yani birine veya birinden borç almak ya da vermek ve verdikten ve aldıktan sonra yani onun kesin geri dönüşü olacağı şey. Kesin geri dönüşü olacak bu. Bugünün kesin dönüşü var. Her ne yaptık ise, her ne bıraktık ise, kuruşu kuruşuna karşılaşacağımız ve hesabından hiçbir zaman kuşkunuz olmayacağımız, sen unutmuş olsan bileydi. Şimdi İnfitar suresinin artık son 9 ve 19. ayetler arasında tamamlayacağız bugün. Bu anlattığım kısa bir, evet kısa derken de zaten bir 10-11 dakika olmuş. Özetini geçtik. Bağlamak için, devam etmek için. Evet, bir önceki sürede inkarcılar, hatta Rabbimin verdiği cevaplardan onların tasavvurlarını anlıyoruz. Diyorlardı ki, Rabbim diyordu ki arkadaşınız Mecnun değildi diyordu. Rabbim elçi Tekvir suresinde sizden bir bilgi de saklamıyor hatta. Gayette o bilgi de saklamıyor diyordu. Ve hatta bu şeytan kovmuş şeytanı değil, Allah'ın kelamı diye Rabbimiz Tekvir suresinde onların nasıl ve neleri reddettiklerini ve inkar ettiklerini anlatmıştı. İşte bakın bu sürede, bu ayette o yalanlamalarınızdan, o tezkip ettiğiniz, o yalanladığınız bu kolay şeyden kurtulamayacaksınız. O dini yalanladınız. Daha önceki ayetlerde nebilerini ve kelamını ve kitabını ve hepsini yalanladınız. Ama bunun bir bedeli var. Unutmayın. Bu yalanlamamızın bir bedeli var. Bu yaptıklarımız inanın kayıt altında. Bakın 10. ayet nasıl başlıyor. Ve inna aleykum la hafizun. Sakın şaşırmayın. Hafızın, sakın şaşırmayın. Gözetleyen ve hafızayı kaydedici olan biri elçilerin, birilerinin olduğu sizi sakın şaşırtmasın. Burada hafıza melekler için kullanılıyor. Adeta bir şeyi korumak için, şöyle örneği vereyim. Bir bardak suyumuz olsun, o suyun içini, etrafını avcun gibi alıp onu sarmak, bir damlasının dahi zayi olmaması için, düşmemesi için, israf olmaması için onu gözünüz gibi bakmaktır. Dikkat edin. Nebe suresinde, Naziat suresi, Abese suresi, Tekvir ve İnfitar olarak 5 cüz ammede başladığımız ve sonuna kadar, Nasfela kadar gideceğiz inşallah. Bu 5 surede birbirine bağlantılı olarak ortak bir şey daha geldi. Bu da melek geldi. Yani hepsinde melek bir şekilde geçiyor. Melek en kapsamlı Nebe suresinde geldi. 38. ayette o gün bütün ruhlar ve melekler saf saf dizilecekler. Yemme yakumur ruhul ve melaketi. Melekler dizilecekler saffen. Çok kapsamlı olarak anlattı. Hepsi bir resim çizdi. Melekler dizilecekler. İnsanlar o gün hepsi, ruhlar dizilecekler. Ve Naziat suresinde de ve naziatı garka demişti. O söküp çekip alanlara, o ruhların belki de o dizildikten sonra o ruhların nasıl çekildiğinin, o ruhların çekilip nasıl dizildiğini anlatan bir sahne de olabilir. Birbirleri bağlantılı çünkü.
çünkü ve ruhların çekildiklerini Abese suresinde 15. ve 16. ayetinde de bir eydi sefera elçilerin ellerini taşınan kiramen berara şerefli ve üstün değerli olan elçiler anlatmıştı. Şimdi soylu elçilerle geliyor. Soylu şerefli kayıtlar altına tutuluyor. Taşıması, alması, kayıt altınması hepsi soylu ve bunların hepsi melekler tarafından yapılıyor. Bakın taşınırken, alınırken ve soylu bunları hep anlatmıştık Tekvir suresinde. Abese de bu detaya girmiştik. Kaydettiler. Yani kaydediyorlar. Bu elçiler kaydediyorlar. Ve Tekvir suresinde de innehu la kavmen resulü kerim. Bu mesajı sana iletmiştir, taşımıştır. Resulün, bir elçinin, kerim olan Allah'tan gelen bir elçinin sözünü taşımıştır. Yani saf saf dizilen melekler, mesajı taşıyan ve mesajı kaydeden melekler hep her bir surede belki bir meleğin özelliğini anlattı. Burada İnfitar suresinde ise farklı melekler var. Artık ne yapıp yapmadığı tüm amellerimizin kayıt altında yapsan, yani yaptığımız her şey. Yani hatta bir önce ayetlerin başında ne demişti? Gönderdiğimiz ve ertelediğimiz ne varsa hepsi. Yani su dolu o bardağın sahip çıkmak, israf olmaması için koruyan melekler, o mesaja bakan hafıza melekleri. Bakın bu koruma sürekli olduğunda yoruluruz. Çocuğumuzda bunu başımıza geliyor. Yani çocuğumuza sürekli bakmak, sürekli onu korumak, bir şey israf olacak mı, zayi olacak mı, okulu, evi, işi bilmem ne, insanı yorar bu gerçekten. Ama bu yormak ve bakın nasıl özellikleri varmış bu korucuların. Biz de korucuyuz. Çocuklarımızı korumaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza Rabbik yapmaya çalışıyoruz. Bazen Allah'lık yapmaya çalışıyoruz. Kiramen katiben diyor 11. ayet. Bu soylu katiplerdir bunlar. Şerefli, üstün, kaliteli, soylu yazıcılardır bunlar yani. Şimdi bu iş gerçekten ciddi. Mesajı alıyorsun, kayıt altına alınması, tutulması, taşınması, getirilmesi, sana iletilmesi. Bunun hepsini anlattık ve bu mesajı getiren elçiler getiriyorlar. Ve sana mesajın, sen nasıl davrandın bu mesaja? Ne yaptın bu mesajla? Amellerin hepsi bunlar kayıt altında ve zor iş gerçekten de. Bakın bu kıyamette şöyle bir şey diyemeyeceksiniz. Bu komik olur. Ya Allah'ım bu melek bana gıcık oldu. Bana gıcıktı. Kesin bana gıcıklığı var. Ve bana ya, bunların hepsini o yazdı. Ben normalde iyi bir adamım abi. Bana adam taktı ya. Melek bana taktı. Bana taktığı için de bunları yazmış. Böyle bir konuşma olmayacak. Yani meleğin size gıcıklığı mıcıklığı yok yani. Ne yaptıysan onu yazmış. Ne gördüyse onu yazmış. Bunları kaydetmiş. Çünkü bunlar soylu. Bakın soylu. Şöyle değil mesela. Maça gideceğiz tamam mı? Maça gideceğiz. Arkadaşımız var. Görevli orada abi bizi bir soksan, bir sıvışsak araya, maçı izlesek, bir biletle iki kişi girmeler. Ben Konya'da yelken takımının sporcusuyum diye girdim maça. Ya Konya'da denizin ağrıyor. Öyle girdik. Ben yelken takımının sporcusuyum dedim. Konya yelken takımının sporcusuyum. Konya Karşıyaka maçı vardı, öyle girdik. Şimdi arkadaş böyle, ama bunlar öyle değil işte. Öyle korucular değil. Öyle kapıda görevlileri değil yani. Bunlar hiçbir şeyi böyle araya sıvıştırmayacak, kaçırmayacak, iftira olmayacak, sana gıcıklık yapmayacak soylular. Bunlar öyle soylular. İşi yaparken kimse ayrıcalık tanımaz diyor Rabbim. Öyleler kiramen. Yani tüm eylemlerin fiillerimizi, amellerimizi kiramen katipleri kaydediyorlar ve çok soylular, şerefliler. Bakın ne yapıyorlar tüm zaman bunlar. Ne yapıyorlarmış? İlginç bir özellikleri bunların tabii ki. Katip yektubun demiyor ayette. İlginç. Yektubun demiyor. Katibin diyor. İsim fail formuna geliyor. Yani sürekli yazıyorlar. Durdukları bir an yok kardeşlerim. Durdukları. Sen Allah'ı unuttuğun anlar oluyor ama o unutmuyor. Sürekli işte gıybet ettiğimiz o anlar, yalan söylediğimiz, dedikodu ettiğimiz, iftirada bulunduğumuz, canımız sıkındığımızda o karanlık, minel zulümatü ilen nur, o karanlıklarımız var. Hepimizin karanlık, kibrin, öfkenin, paranın, kadının, yani statikon, bir şeyin şeyi var, kibri var. Onların durdukları bir an yok. Bakın 12. ayet nasıl devam ediyor. Ya alemu ma tef'alun. Onlar senin ne yaptığını biliyor diyor. Onlar senin ne yaptığını biliyor. Tef'alun her hareketimiz. Fail, fiil. Bakın amel demiyor. Fiil diyor. İyi amellerinizi biliyor falan demiyor melekler. Her eylem, her fiil. Bakın nefes almam bir eylem. Alman bunu yazıyor ya. Bunu yazıyor, bunu biliyor diyor. Nefes alman, hapşurman, etmen, yaptığın her şey. Yani öylesine detay veriyor aslında Rabbim. Tüm bunlar kayıt altında yaparken iyi kötü kaydediyor. Yani niyetleri belirlemiyor. Çünkü niyetleri belirleyen, yani niyetleri Özgür burada şu niyette olmuş olabilir. O zaman buna bir sevap yazalım falan. Onun öyle bir şey yok bence. Yani alıyor ve kaydediyor o. Peki kim belirleyecek bunun iyi ve kötü olduğunu? Niyetleri okuyan kim? Kalplerimizin içini özünü bilen kim? Dinleyin Kur'an cevap versin. Yusuf suresi 64. ayet. Fe Allahu hayrun hafizen. O hafızların en hayırlısıdır. O kaydedenlerin, o tutanların, o israf etmeyenlerin, o bilgilerin kaydedenlerin en hayırlısıdır.
hayırlısı Allah'tır. Hatta bir önceki surede kız çocukların diri diri gömüleceğini söylemişti Tekvir suresinde. Hatta bırakın onları unuttu. Ne unuttu ne gönderdiysen hepsini biliyorum. Ne ertelediyseniz onları biliyorum yani. Ayetin başında da bunu söylemiştik. Yapmaya vazgeçtiğimiz şeylere bile biliyor. Potansiyelimizi biliyor. Dolayısıyla eylemlerimizden hesaba çekinmeyeceğiz. Potansiyelimizden hesaba çekeceğiz. İşte bu kadar ciddi kesin bir alan ve kaçışımız yok. Üçüncü bir seçenek yok. Yani ya bedel ödeyeceksiniz ya bedel edileceksiniz yani. Ya var ya yok yani bu kadar net bir şey. 13. ayet. İnnel ebrara lefinayim. Çok güzel. Muhakkak ki ebrara iyiler, o dürüstler, o tam righteous dediğimiz doğru yol üzerinde olan, doğru olanlar, adaletli, merhametli, sorumlu davrananlar lefinayim, naim içinde. Melekler için bakın ebrar kelimesi insan için kullanıyor. Melekler için kullanan kelime berara. Berara kullanmış melekler için. Şimdi kiraman berara demiş melekler içinde. Berara ve evra. İkisi de ebrar ve berara. İkisi de çoğul. İlginç. Şimdi berara cem'u kesra. Yani o süper çoğul. Ebrar cem'u killa. O da çoğul ama süper çoğul değil. Yani mükemmel çoğula diyemiyoruz aslında. Çoğullar var Arapçada da. Bu süper çoğula geliyor. Berara süper çoğul. Melek için kullanılıyor. Unutmayın. Ebrar ise çoğul ama süper değil. Aynı biz insanlar gibi. Süper değiliz. Yani adil adaletli hepimiz adil adaletli değiliz. Hepimiz değiliz. Onun için bizim için ebrar kullanıyor. İnsan için her zaman ebrarı kullanıyor. Ama belki de süper şu aklıma geldi. Burada bir not açayım. İlginç bir şey. İtiraz edebilirsiniz. Ben de tam kesin bir karar vermedim. Belki de süper çoğul kullanıyor mesela melekler için. Süper çoğul kullanıyor. Ama onların da mükemmel olduğunu söyleyemiyor. Onların içerisinde problem var. Demek ki süper çoğul kullanamıyor. Mükemmel çoğul kullanmıyor. Meleklerin süper çoğul ama mükemmel iyi olmamasının sebepleri meleklerin içinden iblisin de çıkmasıydı. Bakara 34 öyle anlayamaz mıyız? Melek Adem dedi ki Adem'e secde edin dedi. Bu arada secde edin diyor. Meleklere secde edin dedik diyor. Ya abi ama meleklerin iradesi yok ki abi diyebilirsiniz. Bence meleklerin iradesi var. Çünkü secde etmesi emrediliyor. Secde iradeli ve akıllı olan bir varlığın yapacağı bir şeydir. Aklınız yoksa irade ne işe yarayacak? İrade varsa akıl. Akıl ve iradenin yapacağı bir şey. Meleklere secde edin diyor. Yani aklı ve iradesi olan bir varlığa secde edin diyor. Ardından iblis hariç diyor. İblisin de cinlerden olduğunu söylüyor. Şimdi şöyle olabilir mi? Bu arada şeyde de yani hem akıl var. Allah diyor ki ben gizlediğinizi de bilirim diyor meleklere. Demek ki gizleyebiliyorlar. Böyle akılları da var. Böyle gizleyebilecek iradeleri de var. Ne gizlediğinizi de bilirim ben diyor. Bakara 30'da ben bir ardıl yani yeryüzünde bir ardılın ardılı ardından gelen bir takipçi halife atacağım dediği zaman melekler bir anda orada biz seni tespih ediyoruz falan diye bir anda atıldılar. Size ne oluyor? Neden atıldınız? Niye oldu hemen üstünüze alındınız? Çünkü şöyle düşünüyorum. Ebrar ve Berara meleklerden de resullerden de insanlardan elçiler seçiyor ya Rabbim. Allah insanı ve cini yarattım diyor. İnsanı ve cini yaratıyor. İnsanın en iyisi Ebrar. Resullere kadar gidiyor. Cinlerin en iyisi de melekler. Melekler özel konumdaki varlıklar olabilir. Görevli, özel konumlu. Bu cin çünkü meleklere namaz kılın diyor ya. Namaz kılın. Akıllı, iradeli varlıkların yapacağı şey bunlar. Demek ki iblis de yapmıyor. İblisin de cin olduğunu diğer ayetten öğreniyoruz. Dolayısıyla akıl yürütüyorum. Kesin bir varlık ama beyin cimnası yapması anlamında. Demek ki berara diye süper melekler yani bu işi yapan ama mükemmel olmayan gene süper insana resuller onların da arkasından gelen insan ve cin böyle olabilir. Neyse konumuza dönelim. İnnel ebrare lafi naim. Bakın isim cümlesi geniş zamanda gelmiş. Harika bir şey. Şimdiki zaman süreklilik devam ediyor. Naim öyle bir nimet ki onlar nimetlerin içinde dedi ya devam ediyor. Şu an devam ediyor. Şu an bir nimet devam ediyor. Bakın bu dünyada Rabbinin en büyük nimeti nedir bir insana? Veremiyorsunuz cevap değil mi? Alttan yazı yazabilirsiniz. Vaktimiz çok olsa aslında böyle daha sonra söyleyebiliriz. Nedir ya bir insan? Bakın elhamdülillahi rabbil alemin. Errahman, errahim. Errahman şimdi şu an bize merhamet ediyor. Şimdi bana ne merhamet ediyor ya? Şu an bana merhameti ne Rabbimin? Ne yaptığına merhamet ediyor? O kadar merhametli ki bana. Şu an merhameti bana aslında. Bakın şu an şimdi bana merhamet ediyor. İhtinas satan müstakim. Bana doğru yolu göster. Sen kulluk ettikten sonra ya Kerman ya Kerman itinas satan müstakim. Ne ister bir insan?
Doğru yol istiyor. Doğru yol istiyoruz. İşte o sırat-ı müstakim yol yol üzerinde olanların, şimdi Allah'ın merhameti üzerinde olanların. Bak lefineyim, onlar o doğru yol üzerindedirler diyor. Yani o sırat-ı müstakim üzerinde olanlar ve bu onuru yaşayan insanlar, bu onur öyle bir durum ki, bakın gramer olarak ve kelime tercih olarak Rabbim bunu bize burada önümüze koyuyor. Lefineyim, şimdi onlar nimetler içerisinde. Yani onlara söylerken aslında şöyle bilirdi. Bu dünyada başlayan bu nimetler, doğru yol üzerinde yaşamak ve öyle devam ediyor, öyle nimetler ki bu dünyada doğru ve salih eylemler içerisinde olan naimde o büyük nimetler içinde son bulacak yani. Bitmiyor. Bakın siz ey kafirler, siz ey inkar edenler, siz ey yalanlayanlar bu dini ve getirdiklerini, siz iman edenlerin yanıldığını ve yanlış yolda olduğunu söyleyenler. Bu dini yalanlıyorsunuz ama onlar çoktan bu nimetler içinde diyor. Allahu Ekber. Ne kadar güzel. Siz yalanlıyorsunuz ama çoktan onlar bu nimetler içindedir diyor. Başladı yani. Bu nimetler şu an dünyada ayet inna diyerek başlamış. Muhakkak ki diyor. Allah siz yanılıyorsunuz diyor. Onlar şu an nimetler içindeler. Senin aşağıladığın, senin küçük gördüğün, değersiz gördüğün onlar için en iyi hediye. Onlar için en iyi hediye. Gerçekten yani onlar yaşadığımız sıkıntılar. Evet biz başımıza sıkıntılar geliyor. İman etmişiz, sabrediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama o sıkıntılarımız, acılarımız, hocalarımız olursa eğer bizler naim cennetlerine gidecek olan bir nimet bu kardeşlerim. Öyle bu dünyada başlayan, öyle iman edenlerin onuru ve Rabbim şimdi verdiği bu nimetler ahirete de devam edecek. İyilikte ısrar ettiğimiz sürece tabii ki. Bakın Ebrar, bardan geliyor bir bar. Kur'an'da en yakın bar kelimesi kara. Kara demek bar. İyilik ve iyilik kök anlamı. Ona en yakın kelime bahar, okyanus. Onu söyledik. Kara en sağlam zemindir. Okyanus oynar. Yanlış yaptığınızda boğulursunuz. Yani ayaklarınız iyilikte ısrar ederse kara gibi sağlam bir zeminin üzerine gideceksiniz. Ve sizi nimetlere ulaştıracağı bir zemin bu. Onun için şimdi onların ayakları sabit basıyor diyor. O nimetler içindedir diyor böyle Rabbim. Ve innel fuccara lefi cahim. Bakın aynı kalıbı orada kurur. Fuccara lefi cahim. Fuccar gene hatırlamamız lazım. Fucuret demişti. Büyük taşkınlık demişti. Gene bugün de anlattım. Taşmak denizler taştığında aşırı bir kafirlik nankörlüktü yani. Denizler kaynayıp fışkırdığında. Aynı kelime farklı tarzda kullanılmış. Günahlardan taşmış bir anlamı var. Yaptıkların bedelini hiç düşünmeyen insanlar. Onlar kendini hiç biliyorlar. Ondan o yalanı söylerken, o gıybeti ederken, o herhangi bir ahlaksızlığı yaşarken, yaparken yaptıklarının bedelini hiç düşünmeyen insanlar. Bakın devam edelim diyor. Ve innel fuccare lefi cayim. Muhakkak ki o kötüler sınır tanımazlar diyor. Muhakkak ki. Şimdi lefi elbette onlar ateşin içindedirler. Yani yazgıları mühürlenmiş. Mühürlenmiş. Bakın neden cehennem içinde olacaklar demiyor. İlginç değil mi? Ben olsam bir yazsam derim ki yani bunlar cehenneme gidecekler ya. Bu günahı yapanlar cehenneme gidecekler. Lafı cahim çoktan ateşin içinde diyor yani. İnnel insanı lafı hus çoktan kayıtta olduğunu söylediği gibi. Yani el fuccar isim olarak geliyor. Fiil olarak da kullanabilirdi. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Ellezine amenü ve el mümin değil mi? Katefle hel müminin. Müminler, müminler kazanmadı mı? Müminler diyor Allah ve isim formunda kullanıyor. Ellezine amenü ya eyyüllezine amenü derken de verbal bir formda yani fiil formunda kullanıyordu. Aynı şeyler değil. Ne zaman Rabbimiz ayaklarımız sabit kesin yerler bir duruştan bahsediyor. İsim formunda kullanıyor bizi. Yani katefleh'el mümin diyor. Onlardan pozitif anlamda. Onlar mümindir. Onlar mümini de iddia etmiştir. Allah da kabul etmiştir onların müminliğini yani. Ama ne zaman yaptığında bir eksiklik var, sıkıntı var. Ya ehlüzüne amenü işte iman eden iddiasına bulunanlar şunu yapın, sabredin, şunu yapın, bunu yapın. Bir iddianız yapmanız gerekiyor yani. Ellezine keferülü kafirün demesi gibi. Kul yahül kafirül. Hatta sen bile diyemezsin. Allah diyor. De ki onlar kafirdir. Bakın isim formunda. Bir şey eyleminizi yapıyorsunuz. Ahlaksızlık yapıyorsunuz, dedikodu yapıyorsunuz, gıybet yapıyorsunuz, kötü bir şey yapıyorsunuz, bir eylem yapıyorsunuz ama bu eylem sizde bir ahlak, bir isim haline geldiğinde ve artık dönüşü yok demektir yani. Allah isim olarak kullandığında bu işin dönüşü yok arkadaşlar. Bakın kimyasal tepkimeler bile doyana kadar devam ediyor. Masa ölmüş, doymuş.
artık hareket etmez. İnsan ölüme doğru gider yani. Doymaya doğru gider. Doyduğunda ölür zaten. Doymamak yani doyduğunda bitecektir bu. Eylemlerimizin doyduğu yer bizim tükendiğimiz ve bittiğimiz yerdir aslında. Yani bizim için bir isim ya Özgür kadar ahlaksız adam görmedim. Niye? O kadar ahlaksız yapmışım ki artık bende sıfat olmuş. İsim olmuş. Benim ismim olmuş o. Değişmez artık yani. Değişmez. İşte onun gibi şimdi öyle bir kafir dediğinde öyle küfrün içindeler. Kullar kafirin dediğinde de küfrün içindeler ama o fiil formunda söylediği küfrün içindeler ama hala onlar için bir şey var. Allah onlar için kararını da vermemiş. Hala onlar için de bir umut var. Mümin dediğinde bitmiş olay yani. Ona Allah onları pozitif kullanıyor. Katefle hal müminin ayet böyle geliyor. Fucar işte kötüler bu işin dibine vurmuş olanlar. Onlar bu işin hayatlarına, hayatları olduğuna karar vermişler. Siz kararınızı verdiniz mi diyor Allah? Fucar, sıkatı bittiniz mi diyor. Tamam karar verdiniz mi? O zaman biz de karar verdik diyor. Bakın bunu anlatabilmek için Kur'an mükemmel bir kitap. Zuhru Suresi 79. ayet kardeşlerim. Ebremu emren fe inna mubribun. İbran. Şimdi eski zamanlarda inşaat için yaparlarken çimento, çekiç falan şey yok. Ne diyeyim böyle çekici, çivisi falan yok yani. Ahşap, odun var. Onları dik koyuyorlar. Ve o dik odunları çekişli çiviyle bağlayamadıkları için ipi ikiye katlayıp bakın ipi aldınız. Bir de ikiye katladınız bunu. İkiye katladığınız iple 3 defa dolamak. 3 defa dolamak. Bu ibrandır. Bu işte Zuhru suresindeki sağlam tutmak. Ebremu. Em ebremu ebren. Allah soruyor. Kur'an'ın insanlar üzerinde çizdiği resim bu. İbran kelimesini koyuyor. Küsüfür üzerinde ısrarlı olan insanlar için çizdiği resim bu. Allah soruyor. Emrem. İpini bağladın mı? İpi iki, kazığı diktin. Eylemdesin. İpi iki defa tuttun ve ikiye katladın ve üç defa doladın mı? Sıkı bağladın mı? Evet yaptın mı? O zaman öyleyse inna mubribun. Hiç şüphe yok ki biz de bağladık o zaman. Biz de bağlı. Allah da ipini bağlıyor yani. Şimdi senin yaptığın bu eylemler sende bir isme dönüştü ya. Ve sıfata dönüşüyor artık dönüşüyor. Harika bir şey olan bu ayetlerde onlar iplerini bağlarken Allah onlar için fiil kullanıyor. Bakın sağlam tuttular diyor. Bu Zuhru suresinde. Sağlam tuttular fiil. Kendisi için kullanırken siz bağladınız mı ipini? Ben de bağladım. İnna mubribiun derken isim şey formda kullanıyor. Biz de sağlam tutanlardanız. İsim geliyor. Sağlam tutan. Kimsiniz? Sağlam tutanlardanız. Onlar ipi bağlasalar bile, küfürde ısrar etseler bile, sizce Müslüman olmak isteyecekleri bir an gelecek mi? İnsanların bütün küfrün içinde bassalar bile, eylemin iki defa ipi katlayıp bağlasalar bile, ibran yapsalar bile, bir gün iman edecekleri an veyahut da pişman olacak an gelecek mi? Evet gelecek. Ne zaman gelecek o? Bakın kıyamette onlar Müslüman olmayı dileyecekler. Onlar kıyamette Müslüman olmayı dileyecekler ama keşke Müslüman olsan diyecekler ve Allah bunu bildiği için fiil formda kullandı. Sanki bir ayakkabı gibi bağlarsınız, düğüm yaparsınız ama bir tarafına çektiğiniz zaman çözülmesini istersiniz. Çözmek isteyecekler bu ipi. Allah onlar hakkında konuştuğunda kesin ipi bağlama hakkında nasıl bir cümle gelmişti? Mubribun, isim formda geldi. Sağlam tutanlar dedi. Sağlam tutanlardanız bizde. Siz ipi bağladınız ama... Ben sağlam. Yani yazgınız ve kaderiniz sabitlendi, mühürlendi. Gerçekten çok güçlü bir resim Rabbimin çizdiği bu resim. 15. ayet. Yaslamnaha yevmeddin. Ona o gün yaslanırlar, atılırlar diyor. Bir önceki surede Tekvir suresinin 26. ayetinde o harika ayet Tekvir suresi biterken hakikat buyken ey insanlar nereye gidiyorsunuz demişti. Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar? Sorununu yerine getirmediniz. Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Artık gideceğiniz bir yer var. O Tekvir suresinde nereye gideceğimizi sormuştu. Şimdi ise atılacağımız, boğulacağımız. Burada yeslemle yürürken takılmak. Aslında gitmek istemediğin ama gitmek zorunda olduğun gideceğin bir yer burası arkadaşlar. Cehenneme girişi anlatan çok kelime geçti. Bu kelimelerden bir tanesi de ateş mesela kullanıyor. Cahim kelimesini konuşmuştuk. Bakın cahim kelimesini anlatırken aç bir hayvanın avına bakması gibi dedik. Ateşli alev diye çevirenler de var. Ama kelimenin kökün anlamında düşünsene ateşli alev ve cahim size bakıyor. Avını bekleyen bir aslan gibi aç şekilde bekliyor ve avını bekliyor. Kaçamayacağınız bir av bu. Sana bakması cahame sadece tutuşturmuş ateş değildir. Kurbanına bakması ve gözlerini sizin üzerine dikmesi. Yaslam nehay yevmiddin dedi. Din kelimesi bu ayete başlarken yani bunun 9. ayetiydi. Kella bel tukezzibune biddin. Siz bu dini yalanlıyorsunuz. Siz bu dini yalanlıyorsunuz dedi Allah. Ve yevmeddin gene burada geldi.
bugün yaslanacağın, ateşi yaslanacağın din günü bu dedi yani. Onu yalanlayacaksın. Evet, bu dini yalanlıyorsunuz. Ama o din ki içine atılıp kaçamayacaksın. Dininize iyi bakın arkadaşlar. Dininize sahip çıkalım. Yoksa bu din bizi yakacak. Din yakmayacak ama o gün, o gün yani yaslanıp gideceğimiz, kaçamayacağımız bir din. 16. ayet. وَمَا هُمْ اَنْهَا بِغَائِبٍ Ma ile çok güçlü başladı. Leysu da diyebilirdi. Bir de bağ geldi. Bir gaibin. Bağ gelmiş. Çok ciddi. Hiçbir şekilde bir şey çalamayacağımız, hiçbir şekilde gözümüzü önünden bile çekemeyeceğimiz, açamayacağımız, kaçıramayacağımız bir sahneden bahsediyor aslında. Gaip kelimesini ben çok severim. Neden biliyor musun? Görüş alanında olmamak. Okuldayken lise döneminde arka tarafta olurduk. Bazen okul maçları olurdu. Bu maçtan yorgun gelirdik. Paltolar asılırdı ya, en arkaya asılırdı. Oraya arkaya gömülürdük böyle. Paltoları da yüzümüze koyardık. Orada kafa düşe düşe uyardık böyle. Arkadaşla nöbetçi tutardık. Bir ders ben uyurdum, bir ders o uyurdu. Kolumuza vurdu, uyandırdı falan. Sınıftasınız ama gözden uzaksınız. Yani göz alanında değilsiniz ama sınıftasınızdır. Görüş alanında olmamak. Yani cahim neydi bakın? Bir önceki şeyde cahim, bu ayette de geçmiş. Şeydi, bu sürede de geçmişti. Gözlerini sana dikmesi. Gözlerini sana dikmesi. Şimdi burada ise diyor ki bir gaibin. وَمَنْ هُمْ اَنْهَا بِغَائِبٍ Gözünü bile kaçıramayacaksın. Şimdi bir tarafta ateşli bir alev var, sana gözünü dikiyor. Korktuğunuz zaman ne yaparsınız mesela? Bir şeyden korktuğunuzda, göz göze geldiğinizde ilk şeyiniz hemen gözlerinizi, bakışlarınızı çevirirsiniz, kaçırırsınız. Evet, o eski günler Abdullah kardeş. Gözlerimizi kaçırırız korktuğumuz şeyler. Mesela ben hayvancılık yaparken köpeklerle ilgili veterinerin bize verdiği bir şey vardı. Abi dedi, köpeğe bak, şöyle göz göze gel. Gözünü dik, 3 saniye ona böyle konuş. Gözünü senden kaçırıyorsa tamam, sıkıntı yok o köpekte. Ya kaçırmıyorsa, hem de bir de köpeği azarlamışsın. 3 saniye, ömrümün en uzun 3 saniyesi olur. Köpek kaçıracak, kaçırmıyorsa sen kaçacaksın. Şimdi göz göze gelmek istemediğimiz anlar. Yani öyle ki işte cehennem, alevli cehennem, cehenneme sana avını bekleyen bir aslan aç gözlerle sana bakıyor. Ama sen göz temasını kesiyorsun. Göz temasını kaçırıyorsun çünkü seni korkutur, donduran bir sahnedir bu. Burada diyoruz ki bir gaibin, maalesef kardeşim, kaçacak, kaybolacak, gidecek bir yer ve anımız yok arkadaşlar. Hiçbir yerimiz yok yani. Ve bakın, وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمِ الدِّينِ 17. ayet. Bitiriyoruz artık. 2-3 ayetimizi. 17, 18, 19. 3 ayetim kaldı. وَمَا اَدْرَكَ مَا يَوْمِ الدِّينِ سُمَّ 18. ayet. مَا اَدْرَكَ مَا يَوْمِ الدِّينِ İki defa tekrar ettiği zaman iki defa soruyor. İki defa konuşuyor. Bakın, geçen sürede nereye gidiyorsunuz demiştim. Ha, nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu sürede 6. ayette de bir soru sormuştu. مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Seni bu kadar kerim ve şerefli olan Allah'tan ayırtın neydi? Aldatan neydi? Turist gibi dolaştıran şey neydi demişti. Kerim, cömert, şerefli olan Allah'tan seni. İki defa da burada sordu. وَمَا أَدْرَكَ مَا يَوْمِ الدِّينِ سُمَّ مَا أَدْرَكَ مَا يَوْمِ الدِّينِ Üç soru oldu adeta. Üç soru. Gittikçe sertleşiyor. Sesi duyabiliyor musunuz? Gittikçe sertleşiyor. İnsan tecrübesidir bu aslında. Burada hani şey dersiniz ya, ben sana gelme demedim mi? Ben sana gelme demedim mi? Yani ikincisinde böyle artırırsınız sesinizi yani. İnanın, dinleyin kardeşlerim. Duyun Rabbimizin sesini. Nasıl sesini yükselttiğine bakın. Duyabiliyor musunuz? Bu kelime olarak okuyoruz bunları ama ses olarak da burada gelirken sünmeyi, o güçlendirerek bir ipucu. Bakın, ve madrake mayamettin, sünme ve madrake mayamettin. En ufak bir bilgin, en ufak bir ipucun var mı? Bir delilin var mı? O günün nasıl bir gün olacağına dair. Ha, bu kadar anlattı sana böyle bir gün olacağını. Ufacık bir gününüz var, ufacık bir bilginiz var mı ya? Bak, ben bile iki defa tekrarladım, gördünüz mü? Ufacık bir bilgin var mı? Ha, ufacık bir bilginiz var mı nasıl olacağına dahi? Yani herkesin, herkesten ayrılacağı. Bakın, ABS'de söyledik. Anne çocuktan, kardeş evlattan ayrılıyor, kaçıp gidiyorlar yani. Herkesin hak ettiğini verildi. O gün hakkında ufacık da olsa bir bilginiz var mı? Sünme diyerek tekrarladı. Sözün gücünü ve belki de öfkesini ve sertliğini anladık burada. Rabbimizin dili gördük orada yani. Ve son ayetle tamamlayalım dersimizi. 19. ayet. يَوْمَ لَا تَمْلُكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْعَ وَالْاَمْرُ يَمَا اُزْنِ اللّٰهِ Allah. Şimdi tabi bu ayetten önce bu sure nasıl bitmiş? Yani bir önceki sure nasıl bitmişti? Tekvir suresi. Hep onlara bağlantılı okuyoruz. Onun 29. ayetinde demişti ki işte ve ma teşauna illa en yeşallahu rabbil alemin. Hiçbir şey dileyemeyiz Allah dilemezse.
Hiçbir şey dileyemez o dilemezse. Bizim ne kadar güçsüz olduğumuzu söylemiş Teklif Suresi'nde. Ne yapacaksın? Söyle bakalım. Ne dileyeceksiniz? Nereye gidiyorsunuz demişler. Nereye gidiyorsunuz? Niyetin ne? Ne yapacaksınız? Niyetiniz ne? Yok etmek mi? Yıkmak mı? Öldürmek mi? Niyetiniz ne? Geliştirmek mi? Üretmek mi? Değer vermek mi? Artırmak mı? Büyütmek mi? Hepsinin yolu farklı. Kurtulmak mı niyetin ha? Yaptıklarından tövbe etmek mi? Eylemlerinizin sende bir ahlaka dönüşmesi mi? Bakın fiil formunda kullandı dedik yani. Fiili isim kullandığında bittik. Bizlerde bir ahlaka dönüşmüş. Geri dönüşü yok. Allah isim kullandığında bu işi bitiriyor. Ama eylem olduğunda burada dönüşü var oluyor. Şimdi bu sürede İnfitar Suresi'nde bakın kimsenin, hiç kimsenin talebi, gücü ve otorite bir sahipliği yok kimsenin üzerinde. Hiçbir insan başka bir insan üzerinde bir yetki, bir otorite ve sahipliği yoktur. Kardeşlerim kimse kimseden üstün değil. Kardeşlerim hangi okulunuzu okursanız okuyun, hangi üniversite giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın üstünlük ve sadece ve sadece Allah'a karşı o ebrar olanlarda, o ulul elbab olanlarda, o Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olanlarda, o Allah'la ilişkisini ve istikamet açısını belirleyenlerde, ayarları o bağır gibi, kara gibi sağlam yerlere basanlarda, o lefi naim cennetleri içerisinde olanlarda, o Allah'a inanan, o gıybet edecekken bile hemen zekerullah, hemen Allah hatırlayanlar, yalan söylediğince hemen zekerullah, bir fahşaya düştüğünde hemen zekerullah diyenler onlar. Ayetlerin bütün bu cümle aslında. Kimse kimsenin üzerinde otoritesi yok. Kimse kimsenin üstün değil. Kimse kimsenin ne olduğunu da bilmiyor zaten yani. Herkesin herkesten yalnız olduğunu anladığım an kimse de zaten kızamaz da oldum. Bu cümle, okuduğumuz bu ayet, bütün bu ayetlerin de özeti, o gün herkes birbirine kaçacak dedik ya, anne evladına, çocukta, anne baba, herkes birbirine kaçıyor. Herkesin kendisine yetecek kadar vakti vardı. La temluku nefsin li nefsin şey'a. Ve kimse kimseden hiçbir şey isteyemeyecek, dileyemeyecek, hiçbir paranın da geçmediği bir gün, karar gününün tek sahibi o Allah'tır arkadaşlar. Allah'tır. O Allah'ı tanımak gerekiyor işte. O Allah'tır. Bakın nasıl başlamıştı ayet? Gök yarıldığı zaman dedi. O yarılıyor. O büyük devrim gibi yırtılıyor o gök. Ve her şeyin başladı. O kıyamet sahnesi başlamıştı. Tüm o kaos bittiğinde gökler yarıldı ve yıkıldı. Yıldızlar söndü. Her şey bittiğinde, her şey sona erdiğinde insanoğlunun ne kadar güçsüz, yetkisiz ve otoritesiz olacak Rabbisinin karşısında. Şimdi istediğinizi yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar ezebilirsiniz. İstediğiniz kadar baskılayabilirsiniz. Eksikliğinizi gösterecek ve tamamlayacak bir hikaye uydurabilirsiniz. Bir fanteziye tutunabilirsiniz. Travmalarınızla bizleri boğabilirsiniz, öldürebilirsiniz. Ama bilin ki lefi naim, bizler o cennetlerin içerisindeyiz inşallah. O yürüyüşümüz, o yolculuğumuz şimdi başladı elhamdülillah. Kardeşlerim bendiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Eğer soracak bir sorunuz varsa da dinliyorum. Burada da bakayım. Bismillah. Kimseden. Çok teşekkür ederim kardeşim. Senin de yüreğine, kulağına sağlık inşallah. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle günlerde biliyorum herkesin bir meşguliyeti var. Fatma çok selam söyle herkese. Seni görmek güzel. Her gün dualarındasınız kardeşlerim. Herkesin bir meşguliyeti var biliyorum. Herkesin bir ev hayatı var. Ah canım kızım da buradaymış benim. Harikasın. Teşekkür ederim. Senden de kardeşim, hepinizin, herkesin. Ah Canan kardeşim, emeğinize sağlık. Sizin de çok teşekkür ederim. Kaydedilecek kardeşim, kaçıranlar için. Zaten daha sonra herkes dinliyor. Allah razı olsun canım kardeşim. Ben de sizi çok seviyorum. Hep dualarımdasınız. Dediğim gibi bugünlerde de yalnız bırakmıyorsunuz. Bir kişi de olsa da Van'dan, biliyorum Van'ı hiç unutur muyuz? Allah'a. Van'daki kardeşlerimizi lütfen takip edin. Kitap okumaları var berzeşçilerin. Onlara katılın. Tekrardan ben gene yazacağım. Ondan sonra kitap okumaya katılırsanız ben bir seviniriz. Dediğim gibi bu günlerde herkesin bir meşguliyeti varken burada olmanız bile çok güzel. Birbirimize nasihat verelim. Birbirimize takva olalım. Birbirimize sorumluluklarımızı yayalım. İtikayna diyor Allah Resulü'ydü. Biz onunla korunurduk. Birbirimize takva olmak. Yürekten yüreğe gitmek. Bazen sözlerin bittiği, nutkun tutulduğu yerler vardır. Sadece takvamız konuşur inşallah. İnşallah kardeşim ben de tanışmak isterim. Sağlıkım bitince seve seve, ama hafta içi Akabe Vakfı'ndayım. Müsait olanlar için pazartesi günleri oradayız. Buluşabiliriz. Salı günleri de çoğu zaman oradayız. Telefonumu biliyorsunuz 533-581-9972. Gelmeden önce mesaj atabilirsiniz de. Tekrardan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Son bir defa daha bakayım. Herhalde yok. Tamam. Tekrardan iyi akşamlar. Haftaya kalem, fırça, nota ile beraber
Devam edeceğiz. Pessoa, Fridel Amiel. Onu okuyacağız inşallah. Gerçekten harika bir kalem. Size onu tanıtacağım. Bir sürprizim var. Burada olanlar için söyleyeyim. Allah izin verirse 22 Ocak Cuma akşamı da Mustafa İslamoğlu'yla burada canlı yayında beraber olacağız. Konuğum olacak. Her ayda belki de olacak. Sizler katılırsanız da sizler katılın için ilk size sürprizi söyleyeyim dedim. Onunla ilk önce ya edebiyat ya da felsefe üzerine konuşacağız. Sorularımız olacak. Daha önceden de bana sormak istediğiniz sorular varsa da atarsınız. Tekrardan görüşme dileğiyle kardeşlerim. Hoşça kalın.